أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 21. söz, 2. makam, 1. vecih. Pardon, 2. vecih. 1. vecih okumuştum. 2. vecih. İkinci vecih budur ki manalar harpten çıpçıkan çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesç eder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. İnşallah. Hangi mana geçse ona giydirir, ya takar ya bulaştırır ya perde eder. Hayalle herhalde tasavvur arasındaki geçişi, hayalden tasavvura geçişi, hatta mananın hayali, hayalin tasavvura geçişini anlatıyor. Baştan bir daha başlayalım da takip edelim. Bir şey anlatıyor burada. Nasıl mana hayale, hayalden surete ve hayalden surete geçerken ne oluyor da insan orada ümitsizliğe düşüyor. Yani onun ne kadar hakikati var? 112. İkinci vecih. Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. İnsan bir mana ile karşı karşıya gelince önce kalpten çıktıkları vakit, yani
insanın kasti olarak bir düşünme fiilinde bulunması gerekmiyor. İnsan birden bakıyorsunuz ki duygu aleminizde mana, madde bir şey değil. Bir mana duygu aleminize geliyor. Zaten bizim bu ilişkimiz bizim irademizle kurulmuyor. İradesizliğinden şahsen en irademizle kurulmadığının en bariz özelliğini mesela ben elimi şuraya uzatmak isterim uzatırım ya da uzatmak istemem uzatmam. Bu benim iradem dahilinde. Uzatmak istemesem uzatmam. Burada kal. Manaya gelince ben bir manayı düşünmek istemezsem, manayı ile muhatap olmak istemezsem dikkat edin ne yapıyorum? Bir manayla muhatap olmak istemediğiniz zaman manevi bir şeyle değil. Muhatap olmak istemediğiniz zaman maddenin mana cihetiyle. Muhatap olmak istemediğiniz zaman muhatap olmamanız mümkün mü? Olmamamız mümkün mü? Mesela neyle muhatap olmak istemiyorsun? Elimi buraya uzatmak istemiyorum dedi. Üstad uzatmıyorum mu? Tamam. Bir şeyi düşünmek istemiyorum dedim. Evet. O zaman aklıma düşünüyorum. Yani mümkün değil. İrade dışında diyorlar. Peki bu irade dışında olan bir olayı ben hiçbir surette bundan uzak kalmayacak mıyım? Hep irade dışında olan bir olay sürekli benim dünyama gelecek ve benim insaniyetimi, yani aklımı, ruhumu, vicdanımı, neyse kalbimi meşgul edip duracak mı? Ben bundan hiç mi kurtulamayacak mıyım? Çünkü irade dışında ya. Hayır diyor. Olur, bir çaresi var, onu anlatacak. Demek ki istenilmeyen manalarla beraber olmamanın bir yolu var. Ama bu o manayı irade ile reddetmek değildir. Tam tersi, irade ile reddettiğimiz, kastettiğimiz zaman o manayı dünyamıza çağırıyoruz demek. Bunun yolu başka. Herhalde birinci vecikte bunu anlatacak. Belki bundan sonraki vecikleri hediyeci şekilde bunu anlatacak. Şimdi olayı nasıl tahakkuk ettiğini özetle anlatıyor. Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Kalpten çıkıyor. Sizin bir haliniz yok. Suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal onlara bir suret giydirir. Yani hayalden tasavvura geçer diye anlıyorum ben bunu. Tasavvur suretlendirme demek. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri mesceder. Ona bir şekil verir. Bir takım suretler dokur o manaya. İşte Allah'ı hayal etmeyin demek ona hayal duygusunun bizim o inandığımız hani şöyle olması gerekir dediğimiz şeye bir suret giydirirsiniz sonra demek. Hayal şimdi suret doğur. Özellikle gaybi olan Allah'ın imani değil de hayali ve suret verecek şekilde hayal edilmesi çelişkidir. Çünkü gaybi olan Allah'ı hayal ettiğimiz zaman hayal ona bir suret giydirecek. Biz onu kasten yapmayacağız. Kasten yapmamayı da yapmak yine onu dünyaya çağırmak demektir. Bizim dünyamıza çağırmak demektir. Onun öyle bir görevimiz olmadığını bilip ama hadi hayalime gelirse Allah nasıl bir şey diye benim iradem olmadığı için onu söyleyecek ne yapacağımı şimdi. İradem olmadan Allah zatı hayalime geldi. Ne yapacağım? Onu söyleyeceğim.
Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nefteder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Şimdi ehemmiyet verip vermemek önemli. Ehemmiyet verdikçe suretler dünyamızda kalır, öyle anlıyorum, yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Yani hangi mana geçse ona bulaştırır, perde eder. Yani böyle istemediğiniz bir şeyi tahayyül edin, hemen ona bir suret giydirir, o suret bizde kalır. Onu hatırlarız. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur fakat temas var, hatırlatıyor. Manalar güzel, suretler mülevves. Yani çok şimdi şu anda tahayyülümüze gelmesini istemediğim söyleyip de hatıramıza, tahayyülümüze gelmesini istemediğim bir şey düşünün kendi dünyanızda. Ay, benim öyle düşünmemem lazım diye. Olmadık bir şey düşünün. Ama yani peygambere hürmetimiz var da on mesela hürmetsizlik olacak şekilde bir şey tasavvur edin. Ediverdiğinizde hemen ona suretini giyiyor. Ve o suret mesela o münezzeh şeye pis bir suret giyiyor. Yalan söylemiş miydi acaba? Yani söyleyivermiş olamaz mı? Diyaklarına bir şey geldi. Gelir ya bu. Şimdi temiz bir şeye pis bir suret giydirildi. O zaman diyor ki suret, sureti giymek yoktur. Yalnız temas var. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o nezih, pak haline bir mana hayale gelince ona bir suret nesretti ama kötü bir suret nesretti. Yalan söylemek gibi bir şey. Geliverdi. Şimdi yalan söylemeyi o nezih peygambere olan imanımız, itikadımız, anlayışımız, deliller var ya, yani yalan söylese ne diye söyleyecek vesaire vesaire, ne faydası var, hiçbir yani kral değil, bir şey değil, hani bizden vergi alacak değil falan. Sonra söyledikleri doğru. Yani niye yalan söylesin ki gerçekten bana da öyle geliyor. Yani bir Allah var demiş, bana da öyle geliyor. Biz yaratıldık demiş, bana da öyle geliyor. Bunun yalanı olur mu? Yani bana da öyle geliyor. Bu şimdi mana temiz, suret acaba yalancı olabilir mi? Bir şey aklıma gelince arada çelişki varsa bu suret giymek değil de temas. Yani ne dedi ona? Giymek yok fakat temas var dedi. Temas var. Yani yalancılık gibi bir vasfın yanından şöyle geçiyor. Siz onu peygamber yalancıdır diye o suret ona giydirip yalancılığı peygambere giydirmiyorsun. Ama yalancılık diye kötü bir şeyi hatırlıyorsun. Daha da başka şeyler hatırlayabiliriz. Ne aklımıza gelirse. Giymek yoktur fakat temas var. Esas insan ben niye peygamberi düşününce, salat selam getirince aklıma, hayalime onun neden yalancılık olabileceği ihtimali geliyor ki? Benim acaba peygambere imanım mı yok? Veya şüphem mi var? Dediğimde, şimdi bu bir vesvesedir. Bu vesveseli adam teması teleppüsle iltibas eder. Ne demek? Teması teleppüsle iltibas etmek. Ne demek? Karıştırmak demek. Temas ayrıdır, teleppüs ayrıdır. Yani şöyle düşünün, şurada bir perde var. Bir şey alın mesela. Ben perdenin yanından şöyle sürterek geçtim, gittim. Perde yanından geçti. Ben perdeye sarılıp büyülmedim ki, bürünmedim ki. Perdenin yanından geçtim diye ona bürünmedim ki. Oradan geçtim, gittim.
perdeye sarılıp bürünseydim beni o perde pisse, pis bir şey giyiyor olurdu. Hayır, oradan geçtim. Ona çok güzel bir burada o örneği verecekti. Acaba bu oraya mı bakıyor? Mesela siz öyle bir örnek veriyorlar. Diyelim dürbün var. Dürbünün camının kenarında pislik olsa. Pis demedi, çamur falan iğrenç bir şey olsa. Siz o dürbünle ileride güzel bir bahçeye baksanız. O dürbünün kenarındaki pislik bahçeye giydirilmez. Ya gözünüz ile görme duygunuz ile bahçe, güzel bahçe arasındaki o ilişkide, yani mana ilişkisi, bahçe dürbün içinden çıkıp gelip sana gelmiyor. Değil mi? Bahçenin güzelliği sana yansıyor. Bahçenin güzelliğinin sana yansıması, o dürbünün etrafındaki, kenarında, camının kenarındaki pisliğe bulaşmaz. Yani o bahçeyi ya pislik giydirilmiş olmaz. Ya temas eder, oradan geçer gelir, bulaşmaz ona. Bahçeyi pis yapmaz. Ne bahçeyi pis yapar, ne de bahçenin size gelen manasını pis yapar. Buna dikkat edeceğiz. Vesvese geldiği zaman insanda, vesvese olduğu zaman vesveselerden teması, teleppüsle teması onu giydirmekle, sanki o bahçeyi pislikle her tarafını kaplamış gibi zannetmek. Teneffüs karıştırmamak lazım. Vesveseli adam der ki yani bak ya ben bahçeyi pisletmem. Bahçe pis halde bana geldi. Hayır. Dürbünde bakan kimse. Eyvah der vesveseli adam, eyvah der, kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefis, bu hani benim şu alçakça düşüncem var ya, peygambere yalancı diyorum falan. Peygambere yalancılık aklıma geliyor peygamber deyince. Bu alçak, nefis alçaklığı öyle yani şu adi durum beni matrut edecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ahirette yakama yapışacak. Sen beni hep sana selam getirdiğinde bana yalancı gözüyle baktın diye. Zanneder. Nefis beni matrut eder. Bu kötü hal beni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinden mahrum edecek der. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Bu sefer o kişi sana selam getirilmez olur. Çünkü her sanat getirişte peygamberin yalancılığı akla geldi. Yalancı diye aklına geldi ya. Ya şimdi yalancı, yine yalancı diyecek diye aklıma gelecektir. Sana selam getirilmez. Çünkü sanki peygambere yalancı demiş gibi zannediyor kendini. Aklına geliyor ya. Demeyeceğim, demeyeceğim dedikçe de tam tersi mi? Neyi demeyecektin? Yalancı demeyecektin. Aklına tekrar geliyor. Demeyeceğim, demeyeceğim dedikçe daha çok demiş oluyoruz. Bunun çaresi demeyeceğim demek değil. Yani aklından öyle geçecek değil. Yani söylemiyoruz da. Aklından öyle geçiyor olması, hayalime öyle geliyor olması beni hiçbir surette mesut etmez. Mesul etmez. Sorumlu değilim bundan. Değil, rahatlama. Onu hayalimize getirmemeye çalışmak diye bir görevimiz yok. Yok. Açması lazım ama yanlış mı? Tamam. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle iyi bir çare. Eğer elhamdülillah bizde vesvese hastalığı yok. Yani inşallah yoktur. Ama varsa bu kimseler çok perişan oluyorlar. Çok perişan oluyorlar. Ama hastalık halinde olmasa da kendimize dikkat edelim. Vesvese bizim dünyamıza giriyor. Vesvese. Ama çok değişik formlarda. Hastalıktır diye bilmiyoruz. Bazı kimseler fiziken gerçekten namaz kılamazlar, efendim abdest alamazlar veya
bir ibadetle bir şeyle meşgul olamaz duruma geliyorlar aşırısı. Ama izleri bizde de olabilir, rahatsız edebilir. Kalbimiz bir şeyden dolayı, bir aklımıza gelen herhangi bir şüpheli soru ve davranıştan dolayı ya ben acaba ne oldum dersek işte orada çok önemli bir başlangıç var demektir. O kapitalarını kapatmamız lazım. Benim öyle bir sorumluluğum yok. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey biçare, nasıl ki senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete, yani namazın edebi neziha, o neziha halin edebine, edebinin vesilesi olan zahiri taharete, yani şu, elbisemizi temizlemek, elimizi yıkamak, ayağımızı yıkamak, zahiri bir taharete, batnının batnındaki, karnının içindeki, böyle anlayın ne demek istediğini, altındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Hani dışını temizledin çok güzel de, sen istediğin kadar dışını temizle, pislik içinde duruyor diye bağırsaklarında olanı hatırlıyorsun. Bak, senin abdestini bozar mı? Namazında Allah'ın huzuruna pislikle beraber çıktım ben. Allah'ın huzuruna. Der miyiz? Evet. Öyle de mani mukaddesenin, mukaddes manaların sureti müllezzeye mücavereti zarar etmez. Mukaddes manaların müllezzes, pis suretlere yakın olması komşuluğu mücavere. Komşuluğu zarar etmez. Mesela sen, yani pis bir şeyden zarar etmez. Demek ki örneği düşünün. Güzel bahçenin sureti senin dünyana taşınırken pis bir camdan geçerek geldi. Bahçeyi pisletmez. Camın pisliği cama aittir. Bahçeyle ilgili değil. Senin gözünle de ilgili değil. Giymez onu. Geçer gider. Bitti. Değil mi? Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştah ya bevil gibi bir emri müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor. Bir esma-i ilahiyi tefekkür ederken, bir ismi ilahiyi zikrederken, affedersiniz tuvaletin geldi, aklına başka bir şey geldi. Allah'ın huzurunda Allah'ın esmasını tefekkür edip zikrederken şimdi bu pis nereden çıktı? Edepsiz bir hal. Dediğiniz anda problem başladı. Onu atmaya çalışıyorsunuz. Atmaya çalıştıkça ne olur? Daha çıktı ya. Hayal ya. Atamazsın öyle. Bir maddi bir şey değil ki. Kitap değil ki. Anlasın öbür tarafa korusun da tamam bitti benim önümde değil artık diye. Yeri yok. Cismi yok. Alıp öyle atamazsın. Düşündükçe aklına gelir. Düşündükçe aklına gelir. Atacağım dedikçe aklına gelir. Elbette senin hayalin deva-i illet ve hacat-ı kaza-i hadetin nevazımatını görecek. Yani o bir şey aklına geldi ya, onun gereğini aklına getirecek. Kaza-i hadetin nevazımatını anlayın. Ve o pislik aklına da gelecek. Bakacak, yani hayal ona bakacak, görecek, bakacak. Onlara münasip süfli suretleri mesledecek. Yani ona bir suret giydirecek. Hayal gelip geçme değil ki bir suret giydirecek. Hayal bir suret giydirecek. Geçeceklere ne değil. Tamam. Ve gelen manalar ortalarına geçecek. Siz Allah'ın diyelim Cemil ismini düşünüyorsunuz. Aklınıza nasıl bir şey geldi? Anlat buradaki anlatını düşünün. Ya ben ne kadar nezih dünyadayken nezih bir şekilde Allah'ın Cemil ismini tefekkürü karşısında onunla tam kalben, zihnen, hissen, ruhen o Rabbimizin ne kadar güzel şey yarattığını düşünürken, tefekkür ederken aklıma bu pislik nereden geldi? Yani. Aklına gelince o güzel nezih manalar o pis hayalin ortasından geçecekler.
geçeceklere ne beis vardır, ne telebbüs var ve ne zarar var ve ne de hata var. Yani onu, ben Allah'ın Cemil isminin tecellisini düşünürken böyle pis bir şeyin dünyama gelmesi, o Cemil isminin tecellisini dünyama taşımakta hiçbir engel değildir, pisletmek değildir. Onu kovmaya çalışma, zararı yok çünkü. Yalnız hatar ise, burada tehlike var, bir tehlike var, o tehlike ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır. Zarar veriyor zannetmek ve zarar veriyor zannıyla hep o konuyu dünyadan çıkartmaya çalışma. Hasr-ı nazar o. Nazarı oraya yoğunlaştırır. Bu gitsin, bu gitsin. Bu gitsin dedikçe bu sefer Cemil isminin tecellisi yerine hep o dünyamızda hakim olmaya başlıyor. Bunun hiçbir zararı yok diyeceğiz. Beni ilgilendirmez. Gelebildiği kadar gelsin. Boş ver desek hiç fark etmez. Diyorsun hiç fark etmez. Hani ben abdest alıyorum. Üç defa yıkadım. Evet. Bir, iki, üç. Yani farzı da yaptım. Vacibi de yaptım. Sünneti de yaptım. Dördüncüsü ne oluyor? Belki kuru kalmıştır dedin mi? Belki kuru kalmış olmaz. Yok öyle bir şey. Vesvese işte. Belki bakayım, belki de kalmıştır, şurası mı kaldı dersen hep o aklına gelir durur. Mesela hep kuru arayıp durursun. Emin olayım diye bir daha yıkarsın, sünneti muhalefet edersin. Üçten sonrası da muhalefet. Bak, biri farz, ikincisi vacip. Hadi ille emin olayım. Üçüncüsü Resulullah üç defa yaptı. Dördüncüsü ne? Resulullah'ın yaptığının dışına gidiyorsun. İşte o zaman insana diyorlar sen Resulullah'ta daha çok dindarsın diye. Kendine söyleme, kendimize söyleme. Sen şimdi Allah'ın Resulü'nden daha çok dindarsın da dört defa yıkadığını dört defa yıkamadık ki üç defa yıkadık. Dört defa yıkamak sen aklı teşekkürsün. İnsanı böyle sünnetin dışına çıkartan hal vesveseden gelir. Sünnetin dışına çıkıyorsun. Yani Resulullah namazdan sonra 33 defa Sübhanallah dedi değil mi? Siz diyorsunuz ya ne olur ne olmaz belki atlatmışımdır. Belkisini birisini gafleten söylemişim. 34, 35 yapıyorsun. Hadi bir de emin olayım 36 yapıyorsun. Sünnetin dışına çıkıyorsun. Onların hepsi 33'ten sonrası hepsini iyice düşünün vesvese. Vehim. O zaman o vehme kapıldığımız anda sünnet-i Resulullah'ın dışında ondan daha fazla dindar olmak gibi bir sanki halin içinde sünnette mahrum olur. Mesela bir örnek bu. Çok değişik şekilde dünya, herkesin dünyasına değişik gelir bunlar ama prensip olarak ne diyeceğiz? Benim bu vehmimin hiç yeri, aslı, esası yok. Ben bunların hiç ilgilenmeyeceğim. Ben 33 defa söyledim veya 3 defa elimi yıkadım. Sünneti de uydum. Şimdi sünnetten daha ileriye giderek sünnetin dışına çıkmayın. Çünkü öyle söyleyelim, iki defa yıkamak nasıl sünnette mahrum olmaksa, dört defa yıkamak da sünnette mahrum olmaktır. 32 defa tesbih çekerken, 32 defa elhamdülillah demek nasıl sünnet-i Resulullah'a tabi olmamaksa, 34 defa demek de sünnete tabi olmamaktır. Pratikte örnek bu. Onun için kendimiz 33 defa söyledik, Ya Rab, tamam. Ben Resulullah'ın sünnetine uydum. Yani tamam ben vazifemi yaptım. Zaten ileride daha çok anlatacak. Senin vazifen oradaki kastındır, niyetindir. Yoksa yaptığın fiilin bizzat kendisi değil. Üçüncü vecih. Yani da yaptığımız fiilin bizzat kendisinin olmadığını geçen cuma pazar günü. Pazar günü konuşur. Fiil değildir. Yapılan iş değildir ubudiyet. Yapılan işteki ubudiyet anlayışıdır. Taat anlayışıdır. Kendini tanımlamadır. Ben kimim? Ben en güzel insan olmak istiyorum. Nasıl en güzel insan olunur? En güzel insana uymak suretiyle olunur. O en güzel insan üç defa yaptı. Ben de üç defa. Ve üç defa yapıyoruz. Ama yaptığımız için değil, en güzel insana uymayı kastedip fiile koyduğumuz için ibadet etmiş oluyoruz. Yani niyet ettim, yapmadım, olmadı. Anlaşıldı ya, değil mi?
Niye dedim yapmadım? Olmadı. Yaptım ama yapmanın bizzat kendisidir benim ubudiyet halim. O da olmadı. Yapmanın bizzat değil. O neyi yaptı? En tehlike zannı zarardır. Üçüncü veci soru veya söylemek istediğiniz bir şey varsa buyur, değilse geçiyorum. Üçüncü veci budur ki eşya madenlerinde aralarında bazı münasebat-ı hafiye bulunur. Gizli ilişkiler vardır. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış yani. Hayal onları bir iple bağlar. Onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek, bir münezzeh şeyi hatıra getirir. Kendi beyanda beyan olunduğu gibi, hariçte kendi beyanla edebiyat veya öyle, hariçte uzaklık sebebi olan ziddiyet, hayalde sebebi kurbiyet. Buna da anlayalım. Dışarıda baktığımızda birbirine zıt, siyah beyaz. Tam birbirine zıt ve uzaklık sebebi, zıtlık. Ama hayalde o uzaklık sebebi olan özellikler hayalde yakınlık sebebidir. Siyah, beyaz atılır. Bir insan için bu adam diyelim ki hiç hırsızlık yapmaz dediğimizde, sadık bir insan dediğimizde hemen aklımıza ne gelir? Yani hırsızlık yapmaz. Veya doğru sözlerdir dediğimizde ne aklımıza gelir? Doğru sözlü olmak ile yalancı olmak arasında cismani maddi dünyada tamamen zıtlık var. Birisi ya yalancıdır ya doğru söz söyler. Yalancıysa doğru söz söylemez, doğru söz söylese yalancı değildir. Ama hayal doğru sözler, hep doğru söyler bu arkadaş dediğimizde hemen aklımıza hayal ne getirir? Yani yalan değil. Yalanı getirir. Aklımıza ne o değil der. Hariste uzaklık sebebi olan ziddiyet hayalde sebebi kurbiyettir, yakınlık sebebidir. Çağrışım yaptırır. Çağrışım yaptırır. Yani iki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Yani senin kendin onu çağrışım yaptırmadın. Ama hayal hemen onu yanına getirir. O hayali bir ilişkidir. Senin iradi bir ilişkin değildir. Bu münasebetle gelen tahattura, yani hayalin yaptığı bu çağrışıma tedai efkâh tabir edilir. Tedai efkâh çağrışım ne demek? Bir şeyi, bir fikri davet etmek. Öyle anlıyorum da doğru mu bilmiyorum. Tedai efkar. Herhalde çağrışım diyorlar, tabir edelim. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında, huzur-u ilahide iken, ayatı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedai efkar, seni tutup en uzak mala yani yat-ı rezileye sevk eder. Başka bir şey, tam zıt bir şeyi hayal dünyaya getirebilir. Burada da şöyle bir şey diyor Ömer'e. Yani namazda bir münacat hali olacak. Bir Kabe karşısında bulunacak.
Onu başka yerde söylüyor. Önceden yapabilir bütün Müslümanlar, bütün müminler şimdi Kabe'nin etrafında Kabe'ye yönelerek Kabe'nin Rabbül Beyt, Kabe'nin Rabbine, yani orada o Kabe ile ilan edilen vahdaniyet-i ilahiye, tek bir Allah var diyen o peygamberler geleneğini canlı tutan insanların o tarihi geçmişine siz de bir halk olarak katılıyorsunuz. Kabe'ye yönelmedi. Biz de bir o halkaya biz de katılıyoruz. O la ilahe illallah diyenler halkasına giriyoruz. La ilahe illallah diyenler şu esbab dairesinde Kabe'ye yöneldiler. Çünkü Kabe taşla alakası yoktu. Kabe'ye taşıyla. Veya onun perdesi var ya, Kabe'nin perdesi. Yani oradan kesip getirildi. Yani perde, ipek falan. Çok kıymetli, o kadar çok pahalı oluyormuş. Baya çok pahalı oluyor. Yani kesip kesip. Yani neden? Hiçbir alakası yok. Yani alakası yok. Bir Kabe'ye biz tevhidin ilan edildiği yer olarak görüyoruz. Ne taşıyla, ne toprağıyla, ne örtüsüyle yani hakaret mi diyeceğiz, niye hakaret edeceğiz? Yani, şimdi bir adam diyelim ki ben bir insanı seviyorum. Nesinden dolayı seviyorum? İmanından dolayı seviyorum, takvasından dolayı seviyorum. Cesedinden dolayı sevmiyorum diye gidip de cesedini kesmem mi lan? Ona da hakaret. Yine onun cesedi onu temsil ettiği için mukaddesli cesedine de saygılı oldu. Ama esas temsil ettiği tevhidden dolayı. Namazda Kabe'ye yönelmek, fiilen yönelmek şart. Yani onu herkes yapıyor. Fakat burada bir şey söyledi. Namazda bir münacat halinde olmak, Kabe karşısında olmak, Kabe karşısında olmak, huzur-u ilahide olmak. Yani huzur-u ilahide nasıl olunur dersek, nasıl olunur huzur-u ilahide? O başka şey. Başka yönü. Şimdi Kabe'ye nasıl yönelir? Huzur-u ilahide nasıl olunur? Münacatta nasıl olunur? Konu bu değil. Ama burada sadece bu konu münasebetiyle konuşurken kendi dünyasındaki namazı bize anlatıverdi. Namazdan sıkıldığını anlattı. Yani bir de sanki namaz kılmadaki espriyi mi söyledi? Yani namaz nasıl oluyor diye, nasıl yapacağım? Ana umdeleri söyleyiverdi burada. Birincisi münacat. Münacat için ne lazım? Evet. Yalvarmak. Ne dua edeceğim? Ama işte ya Rabbi şu doktorayı da bitireyim de başına. Duayı oradan bir çıkartalım şimdi. O da doğru da. Bu namazdaki dua. Yani namazdan dua hali. Yani ihtiyaç hali. O ihtiyacımı ben yalnızca kime yöneltebilirsem ona, onun huzurundayım şimdi. Münacat. Yani orada acziyet, fakriyet deniliyor ya, en önemli unsur diye, bir o acziyet, fakriyet halini yaşamak. Yani ben şimdi geldim, şimdi şu dünyadaki yerimi tanımlıyorum, ben kimim, neyim, nelere muhtacım, ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım, elimden hiçbir şey gelmez, la ilahe, değil mi? Yaratılmışlığımızı anladığımızda, yapılmışlığımızı anladığımızda, o yapılmışlık halimizin gereği nedir? Hiçbir şeyi biz yapamayız ki, hep yapılıveriyor olması. O yapılıveriyor olmanın bilinci insanını, sen yaptın. Yani münacat mutlaka bir şey istemek şeklinde değil. Ona, yani muhatap olduğumuz zata, diyelim yani Halık'ımıza
Bunları veren hep sensin, biz senden çok memnunuz mesela. Münacat hali. Bunlar bizim ve benim için bunların hepsi ekstradan bana verilmiş mükafatlardır. Bunun bilincini dile getirmek veya bunun bilincinde olmak. Münacat hali. Herhalde münacattan ne anlarsak da onu düzeltmemiz lazım. Duada pazarlık var gibi geliyor ya, isteme diye. Hayır, tam düşünün, istemek durumunda olduğunun farkına varmaktır duanın aslı. Mesela hastaysak sıhhat istiyoruz ya, esas dua hasta olanın sıhhat istemesi değil. Sıhhat istiyorum, senden sıhhat istiyorum değil. Esas duada öz hastalığın tedavisini ben yapamam, sen yaparsın demeye gelen haldir, itiraftır. Esas öz o. Esas. Münacat hali veya duanın özü. Ömer. O hali yaşamak. Duanın özü. Münacat hali, münacatta Kabe karşısında fiilen Kabe karşısında dönüyor. İşte ben müracaat edeceğim zatın ilanı burada yapıldı. Burada gösterildi, burada söylenildi, burada ilan edildi. Onu bileceğiz Kabe'ye yönelmeden. Onu kabul edenlerin hepsi şimdi oraya geldi diyelim. Orada toplanıldı. Ama fiziken gitmek hac anlamında değil de gerekmez namazda. Oraya yönelmek sanki orada toplandık. Herkes de geldi, oraya müracaat edilecek. Biraz herkesin kendine ait bir olay ama dikkat etmek lazım. Yani düşünmemiz lazım. Bu da anlamaya çalışmamız lazım. Namazda ne olacak? Kâbe karşısında huzur-u ilahi diyecek. Huzura çıktık. Sahibimiz huzur-u ilahiyi bazı yerlerde ne diyorlardı ona? Resmi geçit olarak anlatıyor. Bu tamamen ilk defa, yani insanın dünyasına ne gelmesi gerektiğini söylemek açısından ilk defa materyalist bir şey geliyor. Cismani bir tanım geliyor resmi geçitte. Huzur-u ilahide olmak, resmi geçitte olmak nasıl olacak diye. Ama sanki Sayın verdiği örnekte, resmi geçit örneğinde padişah var. Padişah askerleri teçhiz etmiş. Onlara elbise vermiş. Yani askerleri düşünün veya bir şey, ama asker diyelim, yani asker güzel bir örnek değil ama bütün teçhizatını, malzemelerini o vermiş. Eğitimini o yaptırmış. Bir yer düşün Ömer, nasıl daha güzel bir şey, böyle asker, ordu. Güzel bir örnek olmuyor. Anlaşılıyor da ama böyle kulluğu, işte bir komutan var, bir de asker var falan gibi anlamak tatlı bir şey değil. Nasıl resmi geçit, nasıl olur? Evet. Okul öğrencilerini yetiştirdi. Öğretti. Öyle mi? Elbiselerini de verdi, bilgilerini de verdi. Hani biraz asker de, asker güzel örnek de, askerlik güzel bir örnekti. Yoksa asker güzel bir örnekti. Teçhizatını giydirdi, elbiselerini verdi. İşte ne malzemeler taşınacaksa onlar hepsini kim verdi? Padişah verdi. Asker örneğini kullanalım da askerlik örneğini kullanmayalım. Padişah verdi. Efendim belki o askerler neyseler
diyelim ki topçu bölüğü mü ne diyorlar onlara? Onların top tüfeği yine o parça malzemeleri de onların. Kendilerinin değil, askerlerin malı değil o. Kimin onlar? Padişah. Resmi geçiti iyi anlayalım. Bu resmi geçitte insanlar, askerler ne yapıyorlar? Sıraya giriyorlar. Padişah'ın verdiklerini padişahdan almışlar. İyi dikkat edin. Burası çok önemli. Hepsi padişahdan verilmiş. Padişah mı diyelim kimse. Hep o vermiş zaten. O verdiklerini giyiyorlar, kuşanıyorlar, padişahın önünden geçiyorlar. Yani ilk defa mahkeken düşündüğümüzde ya siz deli misin yani? Padişah sana verdiğini padişaha gösteriyorsun. Aa, ne gerek var ki zaten o verdi. Ama resmi geçip de padişah için değil, o zaten biliyor. Burası en kilit nokta. O sana ne verdiğini zaten biliyor. Senin onları giyinip, kuşanıp, kendine mal etmek, benim demek anlamında değil. Kendi üzerinde gösterip, ondan sonra onun padişahın huzurundan geçmek suretiyle bunları bana sen verdin, ney padişahım demeye gelen bir harekettir. Yoksa padişah böyle gururla bakıp da ben de ne kadar güzel şeyler vermişim de, ben de farkında değilim falan diyecekti. Bu kadar güzel olur ben de bilmiyordum diyecek değil. Buna iyi dikkat edelim. Padişah için değil olay. Ordunun mensubu olan askerlerin, padişahın verdiği malzemeleri, bunları sen bize verdin. Bunlardan biz memnunuz. Bunlar bize çok iyi oldu. Çok güzel yaptın. Biz de seninle yani müsbet hareket, müsbet ilişki içerisinde oluyoruz. İtiraf da ediyoruz. Senin verdiğin. Namandaki huzur-u ilahide olmak tam böyle değil. Ama bu bir temsildir. Sanki bu temsildeki gibi benim vücudumu veren sensin. Benim hissiyatımı veren sensin. Benim duygularımı veren sensin manasında sanki resmi geçitten geçtiğini düşün. Resmi geçitten geçmenin Allah'ın sana ne verdiğini Allah'a hatırlatmakla alakasının olmadığını, kesinlikle onunla alakası yok ama benim bir itirafımın olduğunu, bu itirafımı memnuniyetle yaptığımı ifade eder. İki namaz arasındaki geçen dünyanızı, o dünyanızda size gelen her türlü yaratılıştan gelen her türlü ihsan-ı ilahiyi sanki bir devlet yapıp onu sultanın önünden resmi geçip de geçirin. Huzur-ı ilahide olmanın en kaba maddeleştirilmiş, cismanileştirilmiş bir örneği. Ama bunu biz manen yapabiliriz. Maddelikten çıkartırız, Allah'ın huzuruna resmi geçitten geçiyoruz falan değil de, bana verilenlerin neler olduğunu sanki topladım, getirdim, dedim ki, sen bana bunları verdin. Sanki bir, belki, Eren Hanım'ın örneğini öğretmen-öğrenci ilişkisinde dönüştürecek olursak, soru soran öğretmene, cevap yazan bir talebe şöyle diyebilir. Ben de zıtlık olsun diye söylüyorum bunu. Efendim, hocam, ben haya ederim, edep ederim. Sana sanki bunun cevabı budur diye öğretiyormuş havasına girmekten haya ederim, özür dilerim. Siz zaten bu soruların cevabını en mükemmel şekilde bilensizsiniz deyip de cevap yazmamak. Tersi işte. Bak. Öğretmene öğretmek için yazmıyorsun. Kendinin öğretmene bana neler öğrettin demek için yazıyorsun. Ben bunları senden öğrendim hocam çok memnunum demek için yazıyorsun. Yani öğrendiysen. Şimdi bizim sorulara yazdığımız cevaplar veya sözlü soruysa sorulan soruya konuşarak verdiğimiz cevaplar öğretmen karşısında sana öğretmenin bilmediğini öğretiyorum anlamına değil, ben bunları öğrendim,
ve bunlardan da memnunum. Senin bana neler öğrettiğini ben sana söylüyorum. Ta ki bunları ben benimsedim dedi. İtiraf ediyorum. Bunlar senden geldi bana demek. Huzur-u ilahide bulunmak namazda mümkündür. Çok zor değildir. Ama huzur-u ilahide bulunmak ne demek derseniz böyle cismani bir takım örneklerle dünyanızda sen de siz biz de öğlen namazı kıldık, şimdi sabah namazı kıldık, öğlen namazına geçeceğiz. Sabahtan öğlene kadar ki nimet-i ilahiyeye mazhar olduk. Hiçbir şey olmasa bile çok çok her şey oluyor da, dünya dönüyor bizim için her şey oluyor da. Yani özel bir şey olmadığını düşünsek bile varlığımız devam etti. Var edildik. Onu götürüp huzur-u ilahiye bir demet olarak sunuyor. Yani beni var eden sensin. Yani resmi geçitten geçmek, öğretmenin sorusuna cevap vermek, bir cevap yazmak doğrultusunda düşünün. Kendi açımızdan düşünelim, Allah'ın değil. Namazın özü ubudiyettir. Ubudiyetin özü varlık, var olmamız dahil olmak üzere neyimiz varsa hepsinin bize vericisinin itirafıdır. Ne var aklında? Mesela sen güzel bir şey konuştun. Birisi de dedi ki yanındaki arkadaşın ama güzel bildin falan dedi. Namazda ne diyorsun bunu bana sen öğreten sensin ya. Bunu ben kendim yapmadım, ben bunu biliyorum deyip onu Rabbinize takdim ediyoruz. Haşa onun ne ihtiyacı var verin o zaten. Benim açımdan bu itirafı yaşamak, ya ben muhtacım, abidlik budur. Bunu yapmayan kimse kelâdır. Ne demek oluyor? Sana verilen bir nimeti vericisine sen verdin dememek suretiyle kendine mal etmek ya da gururdan onu itiraf etmemek. O bizim hatamızdır. Yoksa yaratıcının o nimeti bana verenin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten o vermiş, neden ihtiyacı olsun ki? Bunu huzur-u ilahide bulunmak. Huzur-u ilahide düşünün. Demek ki namazda bir huzur-u ilahi olacak. Ayat-ı tefekkürde, ayat da tefekkür edilecek ama oraya girmiyorum. Çünkü bir başka yerde anlatıyorum onu. İnceliğiyle yani ayetlerin manaları tefekkür edilmez ama namaz dışında yapılan bir ayetin manasını çalışıyorsunuz mesela diyelim ki bize pek nasıl gelir bilmiyorum da ilk defa bana mesela Elem Tera suresi o kadar böyle bir şey değilmiş gibi gelir bir insan manasına bakınca. Ashab-ı fili görmediniz mi falan? Allah onlara ne yaptı? Bir hatıra anlatıyor, bir tarihi olay anlatıyor gibi gelir. Bakın iyice çalıştığınızda Elem Tera suresi çok güzel bir sure. Genişletin o manayı, tarihselliğinden çıkartın, tarihi bir olayı anlatıp bize evrensel hükümler, evrensel kurallar öğretiyor diye anlatır. Oo, çok çok güzel. Peki onun manasını diyelim ki oturduğunuz, çalıştığınız birisiyle çalıştık beraber yalnız. Şimdi namazda tutup da o manayı kasten burada da neydi bu falan diye değil de kalan neyse o kalanla birlikte okumak. Onu unutmaya çalışmak da yalnız. Kalan neyse sana nasıl bir imani halet-i ruhiye vermişse o ayetler seni nasıl bir anlayışın içerisine koymuşsa o anlayışla birlikte onları okumak. Bu ayatı tefekkürü öyle anlıyorum ben. Ayatı tefekkürü. Yoksa namazda tefsir dersi yapar gibi çalışılmaz. Hani tefsirde bu neydi ya? Bu burada ya, ne muzaftı, neydi? Bu fiil miydi, fail miydi diye. O değil, o ayet tefekkür değildir. Namazın dışında öğrendiklerimizin bizde kalan izi. Yani şöyle düşünün. Bir meslek söyleyin. Diyelim ki birisi şimdi çalışıyorlar, öğretiyorlar da müzik öğretiyorlar veya çizim öğretiyorlar, grafik çizme bir şeyler öğretiyorlar. İlk defa kalem tutmasını bilmiyorduk. Sonra kalem tutmayı öğrendik falan filan, sonra çizgi çizmeyi öğrendik. Bak, çok önemli çizgi çizmeyi öğrendik. Yoksa benim yaptığım gibi kağıdın üzerine bir çizik attığımda bu çizme değildir ama sanatlar esas. Sanat. O duygumuzu geliştirdik. Şimdi biz artık elimize kalem alıp da 3-5 çizgi çizdiğimizde sanat görünmeye başlandı değil mi? İşte bizim
O halimiz var ya, ne diyorlar? Buna sanatkar diyorlar. Bu kişiye sanatkar diyor. O haleti rüyası. O sanatkarlık hali. O öğrenme aşaması geçti. Ne kaldı geriye? Sonucu kaldı. O sonuç ile ki siz kendinizi, birisi size sanatkar dediği zaman o halinizi taşıyorsunuz. Mesela üniversiteyi bitirdiniz, üniversite mezunu diploması aldınız. Ne oldunuz şimdi? Üniversite mezunu olarak varlığınız devam ediyor. Neler öğrendiyseniz, o öğrendikleriniz sizin olmuş ya, namazda ayetlerin tefekkürü böyle olmalı. Onları öğrenmiş birisi olarak almanız zorundayız. Onları unutmaya, ihmal etmeye de çalışmayacağımız gibi, özel olarak öğrenme faaliyeti de yapmayacağız ayeti tefekkürde. Ama bu herkesten herkese değişebilir, kusura bakma. Bu benim benim şahsi anlayışım. Siz dersiniz ki hayır, ben öyle düşünmüyorum bunu, böyle şöyle algılıyorum bunu, hayır hayır. Burada dört tane önemli unsur söyledim. Namazda, münacat hali kalbe karşısında olmak, huzuru ilahide olmak ve ayeti tefekkür etmek. Şimdi konumuza dönelim, vesveseye dönelim. Siz bunları yaşadığınız bir halde bir tedai efkar, bunu zıttı çağrışım yapıyor diye, güzel dediğinizde çirkin, hayat dediğinizde ölüm değil. Yani birisi, ben diyorum ki benim babam canlı. Ne demek? Yani hayatta dedim. Ne dedim yani? Öldü. Bak hemen yani çağrışım yapıyor. Şimdi siz böyle bir haldeyken çağrışım seni tutup en uzak malayaniyat rezileye sevk eder. Zıttı gelmesi var irade dışında. O zıttı da tam ters hali. O ters hali bizim dünyamıza gelebilir. Peki. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise, yani hemen böyle bir çağrışım yapıp zıttına fırına getiriyorsa sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön, ama ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup dur. Ya neden böyle benim aklıma böyle şeylerde kötüler geliyor? Meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Ama niye bu benim aklıma geliyor? Niye ben böyle kötü şeyleri hatırıma geliyor namazdayken? Mesela dedikçe o kötü şeylerin akla gelmesini istememe iradesi kötü şeyleri daha çok sağlamlaştırıyor, dünyamıza yerleştiriyor. Benim bir alakası yok bunlar. Gelirse gelsin, beni ilgilendirmez. Zira teessür gösterdikçe, üzüldükçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahatturun melekeye döner. Hani şöyle vatanına gelivermişti ya, aa niye geldi diye düşündükçe o bizde artık o kelimeyi, o manayı dünyamıza gelince tam zıttını aklımıza getirmemiz o dikkatten dolayı, yoğunlaşmaktan dolayı meleke haline gelir. Hep gelir bu sefer. Dikkat ettik ya oraya, bu gelmiş. Niye geldi diye rahatsız olduk ya. Ve rahatsız oldukça meleke haline gelir. Anlıyor musun? Alışkanlık haline gelmek. Nedir? Meleke. Mesela şimdi sizin parmaklarınızı kullanmanın meleke haline gelmiş. Düşünüyor musunuz? A'yı böyle yapacağım, B'yi bu parmakla gelecekti diye. Düşünmeden gelir. İşte o meleke haline. Bir marazı hayali olur. Gerçekten o zaman hayalin bir hastalığı olur. Korkma, marazı kalbi değildir. Yani kalbin bir hastalığı değildir, hayalden gelen bir şeydir, korkma. Şu nevi tahattür ise galiben ihtiyarsızdır. Zaten insan ben bunu hatırlayayım diye hatırlamaz. Rahatsız da oluyorsun, istemediğin de belli. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Bu niye dünyama gelip gidiyor? Dikkatini çekenlere daha galip bir haldir bu. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Yani bu nevi vesvese yalnız namazda değil, hayatın çok yerinde görülür. Mesela siz diyelim ki eşinizin bir halinden bir şekilde bir rahatsız olmuştunuz.
Tamam. Eliyle yemek yerken şöyle yapması, konuşurken size şu kelimeyle başlaması veya herkesin kendi lokal, ne diyorlar, aksanı var değil mi? Onun o konuşması sizde daha önceki bir olayı çağrışım yaptırıyor. Eğer ona iyice takarsanız, daha eşiniz, arkadaşınız, kimse, yakınınız, babanız, anneniz ve çocuğunuz, daha o kişi daha önceden yaptığınız hareketi ya da kelimeyi kullanır kullanmaz ilk aklınıza gelen ne? Onu zıttır, gıcık olduğumuz. Hemen o gıcıklıkla bak yine aynı şeyi söyleyecek, bak yine aynı şeyi yapacak, dönüştürüverip onun menfi halini gündemimize getiriyor sürekli. Bu sefer yapmasa da yapıyormuş gibi oluyor. Onu kastetmese de kastediyormuş gibi oluyor. Ama bu çok pratik olduğu için herkes kendi dünyası nasıl yaşıyor bilmiyorum. Bakayım olacak mı? Tam emin değilim de. Diyelim arkadaşınız, eşiniz çorba yerken ağzını ne derler, ses yaparak çapırdatarak. Siz düşünün. İnsan da olabilir ki bunu sevmez. Değil mi? Yani hoşlanmadığı bir durum oldu. Daha çorba yemeye başlarken birinci alışta gerilime giriveriyorsunuz. Yine çapırınıza kaldırın. O gerilme birlikte ilişkilerimiz bak bozulmaya başladı. Bir sefer böyle bir bozuk ilişki yaşadıysanız o hali tekrar hiç yaşamadan o hal tekrar dünyamıza geldi. Yani işte bu tedaiyi, bunun gerçekle alakası yok demek suretiyle, bu çağrışımı gerçekle alakası yok demek yoktur, beni ilgilendirmez demek suretiyle dünyamıza bak yine onu yapınca bunu geliyor, onu yapınca bunu yapıyor, bu çağrışımları yaptırmamak için tek bir yol var. Bu beni ilgilendirmez demek. Olay olmamış şimdi. Niye gerilime giriyorum? Niye bak yine aynısını yapacak demeye başlıyorum ki? Beni ilgilendirmez. Bunu ben dünyamdan çıkaracağım demek de doğru değil. Bu hayalin ürünüdür. Kalbimin istediği, arzu ettiği bir hal değildir. Beni ilgilendirmez. Diyoruz. Şu yaranın merhemi şudur ki, onu anlatacağım. Tedai efkar, bu çağrışım galiben ihtiyarsızdır. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedaide mücaveret var. Yani komşu tedaide komşuluk var. Biri söyleyince öbürünü aklına getiriyor. Yoksa temas ve ihtilat yoktur. Zaten o beyaz da siyah birbirine dokunduramazsınız. Yaz beyaz da biraz siyahtır. Yani bunun zıtlarını hatırlamamız lazım. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez. Yani kafamızda bir şeyi düşününce onun zıttı aklımıza geliyor ya, o onun yani zıttı bizim düşündüğümüz olumlu duruma olumlu duruma sirayet etmez, işlemez. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile meleki ilham kalp taraflarında mücaveretleri vardır. Yani Allah var dediğiniz aklınıza ne gelir? Ne demek? Yok değil demek, değil mi? Hemen yokluğa ona gelir. Mücaveretleri var, yakınlıkları var. Meleki ilham ile şeytanın kalp etrafında yakınlığı var. Ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Yakın olmaları zarar vermez. Yani hem maddeten düşünün hem manen düşünün. Öyle de tedai efkar sayıkasıyla istemediğin pis hayalet gelip nezih efkarın içine girse, bu çağrışından dolayı pis bir şey, nezih, temiz bir düşüncenin içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa,
zarar veriyor, zarar veriyor, bundan kurtulmam lazım diye çok fazlasıyla meşgul olursak, o zaman gerçekten hep onu hatırlar dururuz. Hep hatırladığımızda da o zaman alışkanlık haline gelir, meleki haline gelir, zarar verir. Hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Bunu bir zikir halini, bir tefekkür halini uzun süre yaptığımızda, artık herkesin uzun süresi farklı, hiç alışmayan için 5 dakika uzun olur, birisinin yarım saat olur vesaire. Herkesin uzun süresi farklı. Mesela ilk defa diyelim ki, hadi İhlas suresini örnek olarak verir. İhlas suresini Arafa gününde 1000 defa okuyacağız. İlk 1. okuyuşta ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Bilincindeyiz. Ne dediğimizin farkındayız. 2, 3, 4, 5 falan. Yani artık 100. 200. okuyunca dilimiz bir kul huvallahu ehad diyor. Gözümüz, gönlümüz, beynimiz çünkü kalp yorulur diyor. Değil mi? Kalp yorulur. Bu sefer fikir, ben kul huvallahu ehad diyorum, aklıma bilmem kim ne hakkındaki bir gıybet geliyor. Ne biçim insanım ben deme. Yani insanın yaratılışında böyle bir özellik var. Kalp yorulunca fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Çünkü kalp yoruldu ya, fikir hep kötü şeyler getirir. Bu sefer yukarıda söyleyeceğiz. Bu bir bizim haleti rüyemizdir. Aman ben ne oldu? Demek ki okuduğum o mukaddes mübarek kelimeleri, Allah'ın sözlerini, hem ağzım Allah'ın sözlerini söylüyor, kalbimde Allah'ın sözleri varken aklım başka şeylerle meşgul oluyor. Yani ben bozulmuşum, ben kötü olmuşum. Deme. Sana ait bir olay değil. İhtiyarsız bir oldu. Tamam dersin. Tamam, bunlarla meşgul olmayacak. Tekrar kendimizi toparlayıp kalbimizi canlandırmamız lazım. Yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahuma elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.